sinir eden, moralini bozan olaylar ve durumlar. Örneğin, keyfim yerindeyken biri gelip bana ne diyor da tepem atıyor. Neden öfkeleniyorum? Benim sigortam arttıran açık kapılar neler? Cevapla. Büroda defterleri işledim. Abim kontrol esnasında işlediğim defterde bir hata buldu. Rakam yanlış yazılmış. 54 yerine 45 yazmışım. Abim bunu gösterdi. Abime teşekkür ettim. Ama büroda kimse yoktu. Sadece abimle ben vardım. Eleştirilere açığım. Yapıcı ve olumlu eleştirilere ama eleştiriler toplum içinde kalabalıkta rencide edecek bir şekilde yapılmasına karşıyım. Bu da benim açık kapılarımdan bir tanesi. Bir. Gonca Aslan Taş'ın yanan olarak ve sesi olarak benim kulağıma gelerek annemin bana söylediği kendi evliliğimle ilgili olmuş şeyleri yalan diyerek yalan ve sesi olarak bana tepki olarak benim sigortam artıran açık kapılarımdan bir tanesidir. Ben lise 1. sınıftayken hafta sonunda kurstayken Mustafa Tunus'u annemin benim derslerim için aramasına neden olan benim ödevimi sormuştu. Benim rahatsızlığından dolayı okulla gidememiştim. Ertesi gün Gonca Aslantaş adındaki bir arkadaşımla Mustafa Tunus arkadaşım konuşunca duydum ki Gonca Aslantaş'ın Mustafa Tunus'u demişti ki Alper'in annesi bir daha aradığı zaman rahatsız olduğunu Alper'in annesine söylersin demişti. Bu benim kulağıma gelmişti. Bu vesvese bana sözsel tepkisel olarak bana geri dönüyor. Ben bu konuda öfkeleniyorum. Benim sigortamı arttıran konu Mustafa Tunus ile Gonca Aslantaş'ın sınıfta benim annemin dedikodusunu yapmalarına benim sinirim bozmuştu ve benim sigortamı arttıran açık kapılarından bir tanesi oldu. Merhabalar, ben Derya İstanbul'dan. Açık kapı video ödevimi çekmeye niyet ediyorum. Bu aralar malum pandemiden dolayı kafelerimiz bir kapanıyor bir açılıyor. Ve de artık ben de haliyle artık evde kalmaya adapte olduğum için çalışma dönemine dair ev ile iş arasında, çocuklar arasında bir bocalama dönemi yaşadım. Çünkü insan nisyandır, unutandır. Hani böyle harıl harıl koşturmalar, her şeye yetişmeler, tabii belli bir rahatlığa girince hemen o becerimizi de kaybediyoruz bazen ne yazık ki. Neyse çok uzatmayayım. Pazar günü temizlik yapıyorum. Ama dip köşe temizliğimi yaptım. Dedim ki bugün Derya lütfen kendine zaman ayır. Şu temizliğini yaymadan kolaylıkla yapmaya niyet et. Ve de bitir ve sonrasında güzel bir kahve yap kendine. Keyif kahvesi. Ve otur kitaplarını oku işte. Ödevlerin varsa onları yap. Evet onu yaptım. Yemek yiyoruz ama her şeyi programladım. Bir gün önceden de yemeğimi dahi hazırladım ki temizlik yapınca elim ayağım titreyip yorulacaktım. Ve hemen anında o kadar şeydim yani. Yemeğim bile hazır. Temizliğimi yapacağım. Hemen yemeğimi ısıtıp yiyeceğim. O kadar böyle düzenliyim. O kadar programlıyım. Yemek yemeye başlıyoruz. Ve ben evimizde beslediğimiz bir evcil hayvanımız var. Köpeğimiz var. Ve ben asla evde köpek beslemem diyen bir insandım. Ama pandemi döneminde de dükkanlarımız kapanınca kıyamadım. Yani orada tek başına zaten kalmıyordu, çok ağlıyordu. Mecbur eve aldık. Bu da bizim imtihanımız. Çünkü asla dediklerimizde yargılanacağız ya. Yani yaşayacağız ya bunları. Yaşadık. Evdeyiz. Yemek yiyoruz. Her yer mis gibi tertemiz. Huzur içindeyim. Çünkü artık başardım. Bitirdim. Yani başardım derken o günkü niyetimi bitirdim. Sağ olsun Doris bir güzel kustu. Yani öyle bir nevrim döndü ki anlatamam. Yani tam artık bitirdim demiştim. Nasıl böyle bir şey olabilirdi? Ya zaten işte vesvese başladı. Zaten sen temizlik yaptın da şöyle olacaktı da hani 5 dakika hani bari bir gün dursaydı. Hani bir gün temiz kalsaydı. Zaten biliyoruz temiz kalmayacaktı. Hani zaten bir gün bari kalsaydı diye kendi kendime o vesvese alttan vermeye başladı. Der ya hani ağzı var dili yok. Ne yapsın? Demek ki midesi bulandı ve hasta. Onu temizledim. Bir saat sonra tekrar kızımın halısına, ertesi sabah ben söyleniyorum biraz ama sonra dengeyi almaya çalışıyorum. Hiç yapmayacağı bir şey yaptık ki eğitimlidir köpeğimiz, eve hiç yapmaz. Bir güzel salondaki halıya da iki tane halı beni bekliyor. Dedim ki Derya şu anda yapman gereken şey şu. Ya sinirlenip bugünü berbat edeceksin ya da kaldır halıları at banyoya. Ya da balkona.
Uygun olduğunda yıka. Yani ya devam edeceksin bu şekilde söylenmeye ya da olanı kabul edeceksin. Artık dedim birkaç gün daha çocuklar terkli dolansınlar, yapacak bir şey yok. Böyle bir sınandım. Artı bizim kendi grubumuzda nefes Bülent Kardiyanoğlu'nun işte bu Nefes 21 Akademi ile olan arkadaşlarımızın grubunda her zaman yazışmalar oluyor. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Ben video çekerken çok rahat çekiyorum. Çektiğimi düşünüyordum. Bakın şu anda bile takılıyorum. Arkadaşlar yazıyorlar işte 30 kere çektim, sildim. İşte 25 kere çektim, sildim. Allah Allah diyordum. Hani ben kafamda tasarlıyorum, çekebiliyorum. Hani kendimce öyle düşünüyordum. Ya bunu birkaç kere yaptım herhalde. Bugün ben de sabahtan beri 15 kere yaptım. Çektim, sildim, çektim, sildim. Hiç yapmadım, hataları yaptım. Sonra ne oldu? Dedim ki Derya, evet sen hani böyle çektiğini düşünüyordun ya, artık hani video çekebildiğini düşünüyordun da böyle bir şey yaşadın. Tabii bu açık, böyle bir şeye giriyor mu bilmiyorum ama sonra kendimi dengeye aldım. Derya, işte şunu yazayım, bunu çizeyim, bununla alakalı bir video çekeyim dersen bu işi yapamayacaksın ki zamanın da kısıtlı. En güzeli doğal bir şekilde çek, doğal olmaya niyet et. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Bu senin görevin. İçimden geldiği gibi videonu çek diye kendime olumlama yaptım. Umarım görevimi yerine getirebilmişimdir. Teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kolay gelsin. Şöyle izah edebiliriz. Yani ben ne zaman keyifli olduğumu hissetsem, ne zaman mutlu, bugün çok mutluyum ya da meditasyon yaptım, yaşasın bugün enerjim çok yüksek, bundan sonra kimse beni yıkamaz falan, böyle güçlü hissettiğim anlarda, hassas olduğum konularda bir eleştiri alıyorum. Yani biraz daha açacak olursam, işte ben mümkün olduğunca evi olsun, iş yerindeki masamı düzgün tutmaya, dağınık tutmamaya çalışırım. Bundan sonra randevularıma erken gitmeye çalışırım. Giderim de yani. Ayrıca birçok insana yargılamamaya çalışırım. Herkesin giyinişi olsun, dini görüşleri, sosyal görüşleri, siyasi görüşlerine saygı duyarım. Hiçbir şekilde iyidir, kötüdür, hiçbir şekilde yargılamam. Tabii bu hassas olduğum bu noktalardan eleştiri geldiğinde, ya nasıl olur diyorum. Ben kimseyi eleştirmem, kimseye geç kalmam ya da ne bileyim dağınık değilimdir. İşte sen dağınıksın, geç kalıyorsun, şudur budur eleştiri aldığımda ben üzülürdüm veya bazen gerilirdim. Tabii Bülent Gardiyanoğlu hocamızın ve diğer saygıdeğer hocalarımızın derslerinden şunu öğrendik. Bunlar bizim hassas olduğumuz açık kapılarımız ve bazı enerji vampiri diyebileceğimiz ya da o anda bizim o yüksek enerji modumuzda insanlar bizim hoşlanmadığımız şeylerde eleştirdiğinde biz hemen yıkılıyoruz falan, üzülüyoruz. Bu derslerde bunun farkına vardık. Böylece ben bir eleştiri aldığımda ve haksız olduğunu bildiğimde artık moralimi bozmuyorum. Sadece diyorum ki İrfan, senin açık kapını buldular, sana oradan saldırıyorlar, yani sen de uyanık ol. Moralimi bozmuyorum, sadece gülümsüyorum artık. Olayı daha teşhis yapabildiğim için, teşhisini koyduğum için gülümseyerek atlatıyorum. Ha, açık kapılarımız olacaktır, olmasa bile eleştiriler de alacağız. Ama bunların neden, niçin, nasıl geldiğini öğrendiğimizde bunlar bizi artık sadece gülümseten, bizi üzmeyecek bir olay durumuna gelecek. İşte Nefes 21 Akademi'nin bana katmış olduğu en güzel şeylerden biri bu. Açık kapılarımı bulmamı sağladı. Daha hoşgörülü, daha artık moralimi olsun, enerjimi yüksek tutmamı sağladı. Bu konuda bize yardımcı olan hocalarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Kapı ödevinde şöyle ki bende şöyle durumlar oluyor genelde. Böyle tam da her şey yolunda diyorum.
Dilimde en sevdiğim melodu, yüzümde tatlı bir tebessümle falan böyle işlerimi falan hallederken bir anda hiç sevmediğim, bazen eşim olur, bazen çocuğum olur, bazen başka bir akraba, tanıdık, arkadaş vesaire, hiç sevmediğim bir kelime, bir cümle, bir hareketle karşı karşıya kalıyorum. O zaman kendi kendime diyorum ki hani hadi nereden geldi bu? Çünkü her şey yolundaydı. Neden şimdi böyle bir şey oldu diye kendi kendime sinirlenmeye başlıyordum. Ondan sonra kelimeler, ardı arkası kesilmeyen, kendini ispatlamaya çalışan cümlelerle filan derken belki dakikalar, belki saatlerle karşımdaki kişiyle böyle tartışıyorum, kavga ediyorum. Çünkü kabul edemiyorum. Hani diyorum ki neden şimdi böyle bir şey oldu ki? Ne gerek vardı? İşte biliyor karşımdaki kişi benim bu sözü sevmediğimi ya da bu davranışı sevmediğimi biliyor. Neden şimdi böyle bir şey oldu diye böyle çok fazla sinirleniyordum. Bununla birlikte Dilek Torun Hocam'ın nefes çalışmalarıyla, ondan sonra Bülent Gardiyanoğlu Hocam'ın böyle dersleriyle, ondan sonra Rana Kaplan Hocam'ın dersleriyle filan derken birazcık daha olaylara dışarıdan bakmayı öğrendim. Ta ki hatta o kadar dışarıdan ki böyle meta boyuta kadar çıkabiliyorum. Hani bir anda artık kendimi duraksatıyorum böyle. Derin bir nefes alıyorum öncelikle. Ondan sonra hadi diyorum hani neden şimdi böyle bir şey oldu? Tabii bunları çok hızlı bir şekilde zihnimde yapmayı elhamdülillah öğrendim. Ondan sonra hani bunları yaparken böyle birazcık böyle uzaktan bakıyorum. Hani o kadar sinirlenmeme gerek var mı? Bu hareket gerçekten bu kadar kötü bir hareket mi falan derken bir şeyleri daha böyle belirli kelimelerle kalp kırmadan, ben de kendimi üzmeden, kendimi bastırmadan birazcık daha kendimi ifade edebilmeyi öğrendim. Bundan dolayı da çok çok mutlu, daha huzurlu insan, daha sağlıklı ve sakin bir hayat yaşıyor. Kesinlikle buna inanıyorum. Bu yüzden bu tür durumlarda birazcık daha böyle derin nefes alarak sakin kalmayı başarabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü bu çok çok güzel bir şey. Çok çok değerli bir şey. Çünkü o andan çıktıktan sonra geçireceğiniz o kötü dakikalar, kötü sözler filan artık birazcık daha olsun yavaşlıyor. Birazcık daha olsun azalıyor. Bu da insana tabii ki belirli bir zamandan sonra alışkanlık haline geldiği için karşındaki kişinin de otomatik olarak ses tonu, seviyesi, her şeyi böyle birazcık daha seninle uyum içerisine geçiyor. İşte bu da çok büyük bir kazanım. Yani böyle anlarda şu anda yaptığım çalışma bu şekilde. Bunları bize öğrettiğiniz için öncelikle gerçekten ve gerçekten bütün hocalarıma canı gönülden teşekkürü bir borç biliyorum. Şundan bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır ben bu olayı yaşıyorum. Tam diyorum ki evet her şey yolunda, her şey sakin, her şey düzgün, akıştayım, andayım diyorum. Pozitif olmaya çalışıyorum. İşte bu diyorum, bu sefer oldu. Bu sefer her şey kontrolüm altında diyorum ve saniyesinde çevremde negatif enerji yayan, beni negatifliğe sürüklemek isteyen insanlarla karşılaşıyorum. Ya bir dertlerini anlatıyorlar, hani daha çok benim de o sıkıntılardan muzdarip olduğum dertler oluyor bunlar. Ya da bana şu cümleyi kuruyorlar, işte sen boşuna bu eğitimleri alıyorsun, hiçbir işe yaramıyor, hiçbir şekilde pozitif değilsin, hep sinirlisin. Bu şeyleri duydukça daha da sinirleniyorum. Çünkü muhtemelen benim gibi düşünenler vardır. Hani bu benim bam telim. Tam şu hani yumuşak karnım. Birisi bana bu aldığın eğitimler, işte bu dinlediğin dersler, katıldığın seminerler boşuna dediği an ben de orada kayış kopuyor. Sonra fark ettim ki o insanlara bunu ben söyletiyorum. Bu benim evimde değil. Hani eskiden fark etmiyordum elbette onlara ben söylediğimi. Onların benim canımı yakmak için söylediğini düşünüyordum. Hiçbir şekilde düşünmezdim ki ilahi sistemin oradan bana bir ders vermek için o açık bir kapı gördüğü an oradan işte sızdığı için bunları yaşadığımı, hani bu aslında benden kaynaklı olduğunu hiç fark etmemiştim, bilmemiştim. Sonra niyet ettim ki
bu duygu dağılımlarını, dalgalarını saygıyla, sevgiyle atlatmaya niyet ettim. Tabii hala tosluyorum. Ama bu sefer belki birkaç sefer sonra tosluyorum. Eskiden ilk negatif olayda hemen patlıyordum. Hemen böyle bütün şeyimi, sinirimle püskürüyordum insanlara. Ama şimdi içimdeki ses bana diyor ki dur, bekle, sınanıyorsun. Sakın ha ağzını açma. Derin bir nefes al ve tebessüm et. Hiçbir şey söyleme diyor. Ben derin bir nefes alıyorum. Ağzımdan yavaşça verip sakinleşip belki bir defa belki iki defa o nefesi aldıktan sonra sakinleşiyorum. Ve o sakinleşmeden sonra tebessüm ediyorum. Doğrudur diyorum. Veya haklısın diyorum. Tabii bu bazen tabii kulum sonuçta. Hani beşer şaşar hesabı. Yani ben de şaştığım oluyor. Bazen tabii gene sinirlenip ters bir şeyler söylediğim de oluyor. Ama işte buna niyet ediyorum ki bu dalgalanmaları, bu hayatımdaki düzensiz enerji kayıplarını sevgiyle düzeltmeye niyet ediyorum. Bana bu farkındalığı kazandıran sevgili Bülent Gardiyanoğlu hocama da çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben belki bunu bilmeden kaç sene yaşardım bu şeyi. Ama çok şükür ki erken yaşta fark ettim. Erken tanı gibi bir şey oldu bu. Erken yaşta şey yaptım, fark ettim. Hatanın onlarda değil bende olduğunu, o enerjiyi onlara ben aktardığımı fark ettim. Ve içimden aynı Bülent hocamın söylediği gibi onlardan helallik istedim onlara. Bunu yaşattırdığım için. Ve aynı şekilde kendimden de helallik istedim. Bu frekansa kendimi ben zorla düşürdüğüm için. Ve af diledim. Tebessüm ettim. Nefes aldım. Ve kendime geldim. Çok teşekkür ederim hepinize. Nefes 21 ekibine, sevgili Bülent Gardiyanoğlu hocama ve diğer bütün kıymetli hocalarıma çok teşekkür ederim. Hepinizi bütün bütün seviyorum ve bütün bütün sarılıyorum. Hoşçakalın. Bu sefer de açık kapılardan biraz bahsetmek istiyorum. Bizim kendi açık kapılarımız. Bir şeyleri öğrenmeden önce, bir şeyleri fark etmeden önce benim de çok açık kapılarım vardı. Örneğin, hayır diyemiyordum. Hayır diyemediğim için de insanlar beni kullanıyordu. Cesaretim çok yoktu. İstediğim bir şeyi istediğim ölçüde başaramıyordum. Başarmak istememe rağmen sonuç boş çıkıyordu. Ama ne zamanki bir şeyleri fark etmeye başladım, o açık kapılarımı fark etmeye başladım, İşte o zaman ben de bir şeyler başarabilirim ve başarmalıyım dedim. Ve ilk aplikasyon ekibindeki seslendirmelerimle işe başladım. Halen daha devam ediyorum. Yine başka bir açık kapım, kimseyi dinlemiyordum. Dinlemediğim için de beni de kimseler dinlemiyordu. Şu an hala bir açık kapım var. Bir çocuk kitabı, hikayesi yazmak gibi. Bir takım hikayeler yazmaya başladım. Ama halen cesaret edemiyorum. Demek ki halen daha benim öğrenmem gereken bir takım şeyler var. Bunun dışında ailemde beni dinlemiyorlardı, bana ters davranışlar yapıyorlardı. Ama ailemdeki açık kapılarımı da kapamaya başladıktan sonra, bunları fark etmeye başladıktan sonra aile ilişkilerimde de bir düzen oturmaya başladı. Bunu hepimiz yapabiliriz. Herkes bu açık kapılarını istediği zaman, uğraştığı zaman kapatabilir. Yeter ki bunu fark edelim. Videolarımı çekmek için tüm gün uğraşırım. Ve çektiğim zaman akşam kızıma bir heyecanla, bir mutlulukla ben videoları çektim. Bakar mısın editörüm kızım? Kızım da videolarımı izlediği zaman şey yapar. O olmamış, burada ığlamışsın. Ben de sinirlenirim ya, bütün gün çektim ya. Niye böyle söylüyorsun? Sonra şeyi fark ettim.
Ben korkuyormuşum. Çünkü benden iyi çeken arkadaşlarımı düşündüğüm için, işte teknolojide bilgisi olan arkadaşlarımı gördükçe ben yapamam, edemem, ben nasıl başarırım diye bir korkumun olduğunu fark ettim. Ben Malatyalı olduğum için Malatya'nın yemekleri biraz uğraştırıcı. Ben o yemekleri yaparken yani tüm günüm gidiyor ve bir zevkle çocuklarım akşam gelince bu yemeği tatacaklar. İşte ben de mutlu olacağım diye bir hevesle bekliyorum. Masayı hazırlıyorum. Çocuklarım geliyor ya karınları tok oluyor ya da annen sen niye bu yemeği yaptın dedikleri an sinirlendiğimi fark ettim. Orada da yine değersiz hissettiğimi, değersiz duygularımın kabardığını hissettim. Eşim akşamları geldiği zaman hani bayanlar olarak tüm gün temizlik yapıyoruz. İşte son kovayı dökmeye ya da bir şeyleri son dakika sonra yaparım diye düşünüyorum. Eşim de sen bunları niye böyle yaptığın zaman sinirleniyorum. Ya ben bütün gün iş yapmışım. Sen onu gelmişsin bana söylüyorsun. Sen eline sağlık diyeceğine kalkmışsın bir de beni eleştiriyorsun. Halbuki orada değer yine görmediğimi fark ettim. Yani ben kendimi değersiz hissettiğim için karşımdaki kişi beni eleştirdiği zaman hemen tepki veriyorum. Hatta şeydi, kızlarım çok mutlu olduğum zaman hep bana derler ki asık suratsın sen. Ben de kızarım, niye asık suratlıyım? Ama farkında değilmişim. Çünkü ben kardeşim öldükten sonra gülmeyi şey yapmışım. Hani gülersem kardeşim öldü, el alem ne der diye kodlamışım. Bunu da fark ettim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Size katkı olursam ne mutlu. Dediğimizde öze yolculuk, özümüze giden yolda kendi bulduklarımız, hatalarımız, kusurlarımız, bunları dönüştürüp artık özde tam bir kişilik sahibi olabilme gibi de adlandırabiliriz bunu. İnsan olmanın, insanca yaşamanın, insanlar arasında paylaşmanın, bunların çok güzel şeyler olduğunu anlayıp bununla beraber kardeşçe, dostça hep beraber yaşayabilmenin, anlaşabilmenin, şu kainatta paylaşılmayacak hiçbir şeyin olmadığının, Yüce Yaradan'ın bütün kainatı sınırsız ve sonsuz zenginliklerle donattığının, zaten hani bunları söylemeye gerek yok. Hepimiz bunları algılayıp, hepimiz bunları yaşarsak zaten birçok olay ortadan kaldırılmış olacak ama tabii ki insan olduğumuz için düşüşlerimiz, çıkışlarımız, bu tür şeyler de hayatımıza bize geliyor. Bununla ilgili benim de kendi açımdan birçok yaşadığım, yaşanmış olan birçok olayım var. Açık kapılarım tabii ki var. Tabii ki onları dönüştürmek hemen bir anda mümkün değil. Ama yavaş yavaş bunları buldukça, bunları temizledikçe inşallah kişilik olarak da, insan olarak da daha iyiye gittiğimizi, daha iyiye yöneldiğimizi fark edebiliyoruz. İş yerinde çalışırken artık birçok farkındalıkları yaşadığımız için arkadaşlar arasında, kendi aramızda olumlamalar, kendi aramızda enerji frekansları yaymalar, bu tarz şeylerle artık kendi iletişim, kendi içimizdeki iletişimleri daha güçlendirmeye çalışıyoruz. Ve çalışırken bir gün işte kurumumuzun amiri gelip bize bu şekilde davranamayacağımızı, ciddiyetimizi, takınmamızı, işte neler yapmaya çalıştığımız gibi birçok hani bizi ezici, bizi birçok aşağıya çekecek kelimeler sarf etti. Fakat hani biz artık olayın birçok bilincinde olduğumuz için
karşıdaki insanlara kendini anlatmak yerine onu anladığımızı fark edip onun için dua edip onun için onun da bazı farkındalıkları yaşayabilmesi için kendi özümüzden, kendi içimizden geldiği gibi onunla iletişim kurduk, özür diledik. İşte hani yoksa daha önceden olmuş olsa böyle bir olay, işte kendi aramızda konuşur da konuşur, konuşur da konuşurduk, olayı büyütürdük ve kendimizi aşağıya çekecek, suratımız asılırdı. Daha birçok buna benzer kendi içselleştirerek içimizde birçok olayı yaşamış olurduk. Gıybetini yapardık, arkasından konuşurduk. Ama artık bunları yapmak yerine işte onun da bu farkındalıkları yaşayabilmesi için neler mümkün sorusunu sorduk kendi içimizde. Çok güzel bir şey. Alınmadan, kırılmadan, dökülmeden bu yolda yürüyebilmek çok güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Bütün hocalarıma da buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerle beraber bu farkındalıkları yaşadığım için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhaba, ben Merve Kaya. Biri beni sinir ettiğinde ben ne yapıyorum? Hayatımızda moralimizi bozan olaylar olabilir. Bunun için öncelikle farkındalığımı oluşturduktan sonra, farkındalığı bir hayat yaşamayı seçtikten sonra, karşıma gelen her olayda hayatta isterim vurmayı seçiyorum. Allah'ım diyorum, benim burada almam gereken hayat dersleri nelerdir? Sonrasında karşımdakinin eğer gördüğüm bir huyu varsa, olumsuz bir huyu varsa dönüp kendime bakıyorum. Aynalık sisteminden ötürü diyorum ki beni bana yansıtmış olabilir. O yüzden onu sevgiyle kabul ediyorum ve uğurluyorum. Ama daha önceden olsa birbiri sinnettiğinde ne yapardım? Ya gider tartışırdım? Ya da haddini bildirirdim? Yani söz söylerdim. Yani o içimizdeki vesvese susmazdı. İptal ediyorum. Ama şu an öyle değil. Evet, vesvese hep var. İnsanoğlunda hep vesvese vardır. Önemli olan nedir biliyor musunuz? İlk adım attınız ya, gerisinin gelmesidir önemli olan. Yani vesveseye kulak vermeyip doğru olanı yaptığınızda evet başta zor olabilir. Ama adım adım gittiğinizde hayat daha güzel oluyor, emin olun. Yani birinci adım attık, ona kulak vermedik, kendimize iç sesimizi dinledik, hakikati dinledik. İkinci bir olayla karşılaştık. Yine vesvese durmaz çünkü hepimiz insanız. Ama ne yaptım? Birinci de bir adım attım, öyle değil mi? İkinci de adım atıyoruz. Ve 3, 4 diye diye bu adımı attıkça o kendiliğinden yok oluyor, gidiyor. Ben de bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomun yayınlanmasına izin veriyorum. Herkese farkındalıklı günler dilerim. Vesvesenize değil, içinize kulak verin. Şuranızda kulak verin. Vicdanınıza, merhametinize ve kalbinize. O zaman her şey daha güzel oluyor, emin olun. Merhaba sevgili kardeşim. Şu an bu videoyla eşleşiyorsan hayatında bir şeylerin iyiye doğru gitmeye başladığı noktadasın. Bizi takip al Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Telegram'dan ve Guardian oldu. Hayatını değiştirecek hediye kitaplar için de Instagram'dan ve Guardian oldu profil linkini lütfen şimdi tıkla. Senin için 11 kitap yazdık. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Bu videoyu beğen, kaydet
ve sevdiklerine paylaş. Zaman senin zamanın.